Şehir konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün şehir konuşmalarında farklı bir misafirimiz var. Geçmiş programlardan farklı olarak bir meslektaşım, misafirim. Hatta geçtiğimiz aylarda kent konseyinde de bizi de eleştirilerinden nasibimizi aldık. Fakat yapıcı eleştirileriyle bizim de takdirimizi kazandı. Misafirimiz uzun zamandır yazdığı köşe yazılarıyla ve tespitleriyle birçoğunuz yakından tanıdığı Rakıp Bayraktar. Rakıp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya sizin tabii yapıcı bir eleştirileriniz var. Bunu ben takip ediyorum. Yani normalde yapıcı eleştirmek zordur. Yani düşünmeye gerektirir, anlamaya gerektirir, samimiyeti gerektirir, emek gerektirir. Hatta bununla ilgili Sezai Karakoç'un güzel sözü var. Anlamak diyor masraflı bir iştir. Emek ister, gayret ister, samimiyet ister ama diyor yanlış anlamak çok kolaydır. Biraz cehalet, biraz da kötü niyet yeterlidir. Sizin bu yönden takdir ediyorum. Yani bir yapıcı eleştirmek gerçekten zordur. İncelemek gerekir, üzerinde çalışmak gerekir. Siz bunu yapıyorsunuz. İnşallah bugün güzel ve keyifli bir sohbet yaparız. İnşallah. Ben inanıyorum. İnşallah. Müsaadenizle soruma başlıyorum. Tabii. Ya siz kendinizi nasıl tanıtırsınız? İbrahim Bey, biz kendimizi şöyle, ben 57 yaşındayım şu an. Tam iş göstermiyorsunuz yani bu arada. Evet, ama içinde 25 yaşındaki bir kişinin hayallerini taşıyan birisi olarak görüyorum. Ve hayallerinin peşinde zevkle koşan, ümitsizliği hayatında barındırmayan. Ya şöyle bir söz var araya gireyim evet. Ben. Yani gençliğin tarifi yapılıyor. Yarına ait hayali olan herkes gençtir. Evet. Yani evet. Bu size uyuyor tam. Yani. Aynen tabii doğru doğru. İşte ben o 25'lik hayallerin gerçekten içimde taşıyorum. Büyük zevk alıyorum. Bir de yapım gereği çözümden yana olmayı çok seviyorum. Ya, tabii ki. Çözüm olduktan sonra artık bir şekilde ona ulaşmaya çalışıyorum yani. Böyle bir yapımız var. Yani kendimizi öyle tanımlıyoruz. Hayallerin peşinde koşan insanız yani. Evet. Ya sizin bir gazeteci gönlünüz var. Sivil toplum evet. Çalışmalarına evet. Yönünüz var. Evet. Bir de hikayecilik yönünüz evet. Var. Bunları evet. Biraz evet. Anlatabilir miyiz? Tabii. Şimdi İbrahim Bey ben işte dediğim gibi 57 yaşındayım. 1987'de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldum. Ama Ziraat Fakültesini istemeyerek okudum. O günün şartlarında okumak zorunda kaldık. Tabii özel bir sürü sebebi var. Sonra mezun olunca bir kurumsal gazetede çalışmaya başladım ben. İzmir'de. Türkiye Gazetesi'nde, İzmir'de. Oh. Onun yazı işleri bölümünde çalışmaya başladım. Daha doğrusu o işin en tabanından gazete dağıtıcılığından başladım işe. Talebeliğimde gazete dağıtıyordum, satış yapıyordum falan. Tabii Ziraat Fakültesinden mezun olup istemeyerek okuyup böyle bir yere geçince benim için o bir şey oldu artık, hayat amacı oldu, zevk alıyordum. Evet. Tabii bir de kurumsal bir şirket, yılların kurumsal bir şirketi, profesyonellik var. Oranın redakte işleri, dizgi, redakte, tahsi bölümlerinde çalıştım. Sonra haftalık ekimizde röportaj yapmaya başladım, haftalık röportajlar. İşte taşra muhabirlerinin yazılarını redakte ediyordum falan. Aslında orada o kariyerim benim çok güzeldi. Hatta şunu da söyleyeyim, o gün için mesela baş yazar vardı, rahmetli Yalçın Özer vardı. Evet, 28 evet, Şubat Nadolan'dan vefat etti. Biliyorum. Onunla Vedat Zeydanlı, Gürbüz Azak, onların ben asistanlığını da yaptım aslında. İzmir asistanlarıydım. Böyle bilgiler gönderirdim falan. Sonra bir evlilik olunca bizim o kariyerimizi biz şey yaptık. Bırakmak zorunda kaldık. Diyarbakır'a gittik evlilikten dolayı. Öyle bir kopuş oldu. Orada da muhabirlikle ilgili işler devam etti. Böyle bir şeyler yaptık. Tabii içimizde hep aslında benim şey vardı. Bu eğitim, çocukların eğitimiyle ilgili. Pedagoji. Evet. İçimde ukde kalmıştı o. İşte bu yıllar sonra artık hayat insanı bir yere döndürdü, dolaştırdı. Biz Uşak'a geldik. İşte Ulubey'de ikamet ediyoruz. Yaşlı bir annemiz var. Onunla ilgileniyoruz. Bu Uşak'ta da yaklaşık ben 20 kusur yıldır yerel medyada yerel yazılar yazıyorum, ara sıra yazıyorum. Bazen çoğaltıyoruz işimizin durumuna göre. Onu yapıyoruz. Sonra bakın işte ben 57 yaşındayım. 5 sene önce falan o pedagojiyle ilgili alanı şöyle keşfettim ben içimde. Tekrar kabardı. Tabii ben çocuk masalları, böyle hikayeler, notlar yazardım kendim ama
hayat şartlarından bunu bir nihayete erdirememiştim. Hep yarım yamalak işte öyle notlar halinde. Bir gün gazetede, yine Türkiye Gazetesi'ndeydi galiba, İhlas Koleji'nin bir şeyini, festivalini okudum, haberini. Festivalde şöyle diyordu, işte Storyteller Festivali var, yapıldı diye. Tabii story, benim İngilizcem yok, hikayeci, masalcı diye parantez açmış. Masalcı ve hikayeci deyince ben dikkat iyice okudum onu. Sonra okudum, bu dedim ya benim arzu ettiğim içimde, çocuklara ben yeğenlere falan da masal anlatırdım. Evet. Ya bu dedim benim yaptığım şey meslekmiş diye. Öyle bir özgüven geldi bana. Sonra hemen cahil cesur olur şeyle atağa geçtim ben. Ve ilk şeyim ne yaptım biliyor musunuz? Ulubey'de, Ulubey Meslek Yüksek Okulu'nda çocuklara ben hikayecilikle ilgili şey verdim, seminer verdim. Haber de çıktı hatta Uşak'ta bir ilk falan diye. Öyle bir cesaretim oldu. Sonra işi tuttum, sevdim ha, bu dedim evet. Güzel. Programlar hazırladım kendi kafamda. Ve sağ olsun Ulubey'de bir işte kütüphane müdürümüz var. Ya o bize haberdar oluyor, tabii görüşüyoruz. Ya dedi sen kütüphanede dedi bir program yapalım. Hafta sonları çocuklara. Düzenli. Düzenli. Evet. Orada bayağı bir program yaptık. Çocuklara masal anlatımları yaptık. İşte resimden çocuklara hayal gücünü artırmak üzerine bir resim koyup o resim üzerinden düşünmek ve yeni bir masal oluşturmak gibi böyle programlar yaptık. Ve böyle bizim hikayecilik şeyimiz başladı. Sonra ben bu işi biraz daha ileri götürdüm. Dedim ki ben ilkokullara, ortaokullara, liselere programlar hazırladığım programları gittim dilekçe verdim. Şahsi olarak, kişisel olarak. Bir iki öyle program yaptım. Kişisel gelişim sunumları, hikayecilik tekniğiyle diye. Bunları yapınca hem özgüvenim geldi hem de yaptığım işin insanlar için, çocuklar için faydalı bir şey olduğunu görünce. Ama şöyle bir sorunla karşılaştım. Ya bu kişisel olacak bir şey değil dedim. Yani kişisel olunca bazen boşta kalıyorsunuz. Ya, yani. Tabii ki. Tanımsız oluyor yaptığınız iş. Ve sağ olsun eşimizden, dostumdan, arkadaşlara bunu anlattım. Ya dedim bir dernek kuralım. Ben bunu dernek adına yapayım. Bu faydalı bir şey, yararlı bir şey. Ve Uşak Gelişim Derneği'ni kurduk o zaman. 3 sene oldu işte derneği kuralı. Ve Uşak Gelişim Derneği adına bu faaliyetlere başladık. Ve ilk defa bir de tabii şeye, bir bakanlığa başvurduk, Kültür Bakanlığı'na. Bir proje hazırladık. Projemiz onaylandı. Her hazırlığımızı yaptık ama bu pandemi girince her şey boşta kaldı. Çok şey ama birçok tecrübe sahip olduk. Yani bizim gazetecilik şeyimiz, işte yazarlık kökeni bu. Derneği de işte bu hikayecilikle ilgili birleştirdik. Yalnız derneğimize tabii şöyle bir faydası da oldu. Bu hikayeciliğin yanında işte hani çevremizde bazen konuşuruz ya şu yapılsa, şöyle olsa, böyle olsa diye. Mesela bizim şu an dernek olarak yazılı 12-13 tane projemiz var. Yazılı. Çok detaylı olmasa da yapılacak iş olarak. Ya tabii yani o yaparken içerik oluşur zaten. Tabii bunları işte Kültür İl Müdürlüğü'yle, işte efendim belediyelerle, yerel belediyelerle, iş birliğiyle yapmamız gerekiyor. Ya tabii. Böyle projelerimiz var. Dolayısıyla ben dernekçiliği sevdim. Yani bu proje falan anlamıyla gerçekten çok sevdim. Hikayeciliği artık bizim için hayat amacı. Yani bana deseniz ki artık ne yapıyorsunuz? Mesela şu an annemle ilgilendiğim için annem tabii öncelik ama annem olmasa hikayecilik. Her şeyi bırakırım. Artık hikayeciliği. Ya, bizim zamanında mesela çocukların masal anlatılırdı, hikaye anlatılırdı. Çocuk onu beyninde canlandırırdı. Şimdi artık her şey videoda olduğu için çocuklarda düşünme becerisi de azaldı, hayal gücü azaldı. Aslında bu sizin bu işte hikayeciliğiniz, masalcılık da aslında çocukların hayal gücünü de geliştiriyordur mutlaka. Şöyle oluyor İbrahim Bey, tabii biz 500 kişiyi toplayıp konferansta, konferans salonunda vermiyoruz. Çocuğun 20 kişilik, işte Ulubey'de ilk başladığımız için küçük sınıflar birebir böyle gözlerindeki hareketi görüyoruz. Ya, tabii ki. Yani çocuğun arka sıradaki uyuyan çocuğu bir söz söyleyerek nasıl uyandığını görüyoruz. Detaya giriyoruz. Yani. Bu müthiş zevkli bir şey ve çocuklar evet bilgisayardan her şeyi izleyebiliyorlar ama bir insanı duygularıyla, refleksleriyle, böyle hareket, vücut diliyle ya, anlatmak çok bambaşka bir şey. Ya, gözlerin karşılıklı yani. Evet. Müthiş bir şey. Gelmesi bile mesela çok ben büyük bir... şöyle bir şey anlatmak isterim yani. Mesela ilk girdiğimde acemilik var her şeyin. Biz gelişiminde sonu yok mutlaka. Zaten. Bir bakardım her sınıfta arkada 3-4 uyuyan çocuk var. Oluyor bu, her sınıfta oluyor.
Ben taktım, üzüldüm yani. Ya ben ömrümde bir kere belki ikinci kez gelemeyeceğim veya böyle bir şey olmayacak. Çocuk matematik, fizik, kimya vesaire derslerin dışında böyle bir hayatla ilgili, hayat aşısı bizim programımızın adı da. Ya hayatla ilgili bir şey dinleyecek. Niye kaçarsın diye üzülürdüm, kahrettim kendimi. Ve birçok metot geliştirdim. Benim şu an girdiğim sınıfta kimse uyumaz İbrahim Bey. Bu tecrübeyle tabii zamanla. Mutlaka hocam hani evet, çocukların içine katabilmek. Evet, baştan söyleyeceğim bir lafla dikkat toplamak yani. Çünkü bizim 20-25 dakika sürüyor zaten şeyimiz veya yarım saat en fazla sürüyor. Bir de biz geri dönüş alıyoruz çocuklara anlattıktan sonra yarım dosya kağıt geri dönüş alıyoruz. Zaten geri dönüşler, o cümleler, o ifadeler her şeyi söylüyor. Bizim hayat kaynağımız yani neşe kaynağımız, bizim motivasyon gücümüz. İşte hikayeciliğimiz de öyle İbrahim Bey. Yani şimdi 3 tane uğraştırdık. Evet, evet. Yani birini seçmeniz gerekirse. Evet. Birisi işte biz hikayecilikten vazgeçmeyiz. Yani gençler ve çocuklar artık bizim hayat amacımız yani. Ya tabii canım yani orada da hani bir şeyler gelişme, insanın görmesi o tabii daha da mutlu ediyor. Müthiş, evet müthiş, müthiş. Mesela şöyle söyleyeyim size bir örnek olsun. Bak bu benim hayatımdaki dönüm noktasıdır bu hikayecilikle ilgili. Sağlık Meslek Lisesi'nde Ulubey'de bir sınıfa girdik. Bayan çok, kız çocuğu çok. Neyse ben anlattım. Artık o arada biraz tecrübem de arttı yani ilk şeylerindeyim. Geri dönüşleri aldım. Orada okuma fırsatımız olmadı tabii. Eve gelince şöyle okurken bir tanesi aynen şunu yazıyordu. Ben ismimi de yazıyorum tabii kim olduğum falan. İsmimle hitap etmiş. Ragıp amca, senin bu yaptığın iş aslında insanlık aşısı demiş. Yani. Bakın tabire bakın. Tabii. Ben böyle bir tabiri üniversite okumuşum. O kadar yazıyorum çiziyorum. Kuramam yani. Ve biz programın adını değiştirdik. Ben onu okuyunca. Bizim programımız neydi? Ortak hikayemiz insan olmak idi. O güne kadar. Yani. Ondan sonra hayat aşısı diye değiştirdik. Yani insan aşısını hayat aşısı yaptık. Ve inşallah biz ve bu programlar sağ olduğu müddetçe hayat aşısı olarak devam edecek. Biz bunu işte 17 yaşında, 18 yaşında bir genç kızımızdan öğrendik yani. Bize o ders verdi yani. Öyle zevkli bir şey evet. Gelelim bizim medya. Şimdi 20 yıldır Uşak Gelen Medyası'nda yer aldığını söylediniz. Yani ben de yaklaşık 2001'de Ankara'dan geldim. Yani ben de yaklaşık hani 20 yıl yakındır Uşak'ta bu sektörde az buz koşturuyoruz. Bu 20 yıllık gözleminizle Uşak'taki yani Gelen Medya'yı nasıl buluyorsunuz? Herhalde sizin geçen aylarda bir köşenizi kaybettiğiniz falan muhabbet oldu. Evet, onunla ilgili neler söylersiniz? Şimdi İbrahim Bey tabii hani dedik ya çözüm odaklıyız. Biz bağcıyı dövmek istemiyoruz. Üzüm yemek istiyoruz. Sadece burada bir tespit yapacağız. İsimler şunlar bunlar yani önemli değil. Ama bir şeyi tespitler yaptıktan sonra da bir çözüm ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi dediğiniz gibi ben işte belki 22 yıl oldu bilmiyorum artık yani yazmaya başladık. Bu köşe kaybetme, işte sansür deyin vesaire bunun ismi her ne dersiniz. Bunlar yaşanıyor. Ama şimdiye kadar şöyle yaşanıyordu bu. Diyelim ben sizin gazetenizde yazıyorum. Size düzenli yazı veriyorum. Ücreti yok. İşte hatıra binaen veya gönüllülük esasıyla veriyoruz. Rıza kabilinde. Ha siz bir şekilde benim yazı yazmamı istemezseniz dersiniz ki bana ya Ragıp Bey artık biz sizi yazınızı yayınlamak istemiyoruz dersiniz. İş biterdi. Doğal olur. Böyle olurdu yani. Şimdi bu en son, bakın 20 yıl önce de ben bunları yaşadım. Ama normal halde, biz onu normal karşılıyorduk. Şimdi bu şöyle oldu, siz bir yazıyı veriyorsunuz, yazı yayınlamak istemiyor, yayınlanmıyor. Dolayısıyla kamu mal olmaktan çıkıyor. Bu, siz bir yazıyı veriyorsunuz, yazı yayınlanıyor. Yazı yayınlanmak ne demek? Artık toplumun malı olmuştur o. Tabii. Benden de çıkmıştır, sizden de çıkmıştır. Ha, bir cebir, zorlama var yani. Orada tabii o, bunu yapan muhatap gazeteci ve ben değilim aslında. Evet, ben yazarım, o da yayıncı. Ama yayıncı orada bir zorlama var, tamam mı? Ama ne yapalım, bu cebir şeyi hadisesi çok önemli. Bunun mutlaka üstünde durulması gerekiyor. Ha ben şuna bağlıyorum, kim durur kim durmaz bilmiyorum. Ama bence Uşak'taki yerel medya kaos geçiriyor, kaos ortamında. Ve bu cebir zorlama hadisesi bu kaosun zirve noktası. Mutlaka. Ha bunun bir de iyi tarafı vardır, şöyledir. Bütün böyle değişimler, devrimler hep kaoslardan sonra olur. Mutlaka. Ben inanıyorum ki artık Uşak için yerel medyada değişimin eğer bir başlangıcı kabul edilecekse bu tarih, bu cebir, zorla işte köşe yazısının yayınlanıp kaldırılması
bir milat olarak tarihe geçecektir. Bakın görün. Çözüme gelince şimdi Uşak'ta yani yerel medya ben şöyle görüyorum. Yerel medya bir arı gibi İbrahim Bey. Nasıl arı işte elmadan kalkar işte hiç o çiçekten o çiçeğe, o çiçekten o çiçeğe benzer etmez olur mu? Yani herkes de bilir. Bir dölleme vasıtası. Bal üretimi bir ayrı evet. Da kendi ağacı ağaçlarda bazı birçok ağaçta daha doğrusu %80 %90 ağaçta böyle aracıya ihtiyaç var. Yani döllenme için. Yerel medya arı. Arıya benzetiyorum ben. Şimdi arı olmazsa, arı sağlıklı olmazsa, arı sıkıntısı olursa işte meyve az oluyor. Yani biz yerel medyadan temin edeceğimiz Uşak olarak menfaati temin edemiyoruz. Temin edemeyince ne oluyor? Mesela yerel medya olmayınca atıyorum hiç kabiliyetsiz bir insan milletvekili olabilir. Sorgulanmaz. Yapıldığı bir şey sorgulanmaz. İşte yaptığı iş gün yüzüne çıkmaz. Teraziye çıkmaz. Ya tabii canım bunu bir eleştiren ondan sonra evet. Sorgulayan kimse sorgulayan olması gerekiyor. Mutlaka. Biz fikri takip yapamıyoruz İbrahim Bey. Yani yerel medya sağlıklı olmayınca bir fikri takip hadisesi ortadan kalkıyor. Fikri takip olmayınca ne oluyor? Her şey kimin ne yaparsa herkesin yanında kalıyor yani orada kalıyor. Dolayısıyla bir fikri takip şeyi olmuyor. Bunun çözümünü ben şöyle görüyorum. Mesela bir de şunu da söyleyeyim. Mesela ben bir yazarım, işte köşe yazısı yazarım. Yazmasam da bir şey olmuyor. Yazsam da bir şey, bir sorumluluğum yok. Tamamen bu işte Uşak sevgisi diyelim veya özel hassasiyetlerinden kaynaklanıyor. Şimdi her bakıyorum ben bir sürü işte bir de bu sosyal medyada falan da çıkınca, internet ortamı çoğalınca işte atıyorum 10 bin liram varsa bir haber sitesi kuruyorsun. 10 bin lira bile gerek yok ya 500 lira. Veya 500 lira diyelim. Benim de oldu mesela hiç masraf etmeden işte kendim bir ragıpbayraktar.com yaptık falan. Tek kişilik ordular var. Ben tek kişilik orduyum. Ragıpbayraktar.com bir kişi. İşte siz atıyorum Uşakşehir işte bir iki kişi. Bakın hep tek kişilik ordu. Tek kişilik ordular ya neyi sorgulayabilir ama ki? Ama bunda ya bence ya benim tespitim şu. Uşak'ta hiçbir iş adamı bu sektöre yatırım yapmamış. Yerlere mesela baktığımızda evet. Onu görüyoruz mesela. Yatırımı şu, görüyoruz. Tabii, suçlu ben değilim. Sen de değilsin. Ya da o tek kişilik ordular değil. Onlar bir şeyi çabalıyorlar. Tabii canım. Burada şu bak çözümü şöyle görüyorum ben ve buradan davet ediyorum. Bu memleketi seven iş adamları bu işe el atmalı. Mutlaka. Yatırım yapmalı. Yani. Bu memleketin de efendim işte 2-3 muhabiri, bir belediye muhabiri, bir işte ilçeler muhabiri, bir valilik muhabiri olan tamam mı? Web offset diye bir bu sistemin buraya gelmesi gerekiyor İbrahim Bey. Ya ben mesela 10 yıl günlük gazete çıkardım. Ya bayağı bir gayret gösterdim. Ya ben çalışmasam, sadece resmi inanan yönelik gazete çıkarsam ben daha çok kar edecektim. Evet, doğru. İki muhabir çalıştırdık, doğru. İşte günde en az 15 yere haber sokalım, tabii. Renkli olsun, şu olsun, özgün haberler olsun falan diye. Tabii. Ama şeyde karşılığı oldu mu? Olmadı. Olmaz, olmuyor. İşte buna bu Uşağı seven insanların bence yapacakları en büyük iyilik Uşağı şu an, yani yerel medyaya yatırım yapmaları gerekiyor. Web apps offset teknolojisini getirmeleri gerekiyor. Hayır ya. Artık hani normal gazetecilik de bitti. Hani web offsetler şeydir ya. Artık günümüz sosyal medya. Bu mecra. Bu mecra yani güçlü bir yatırım yapmamız lazım. Evet o medyaya doğru. Yani şunu diyeyim. Mesela hiç Uşağı tanımayan atıyorum. Yani Cumhurbaşkanı dese ki mesela. Ya İbrahim Bey mesela veya şöyle bir dese ki bana ya Uşak'ın şu medyayla ilgili bir rapor atsın dese ona gidecek olan şu bakın İbrahim Bey. 6 tane yazılı basın çıkacak yani değil önüne. Mi? Ha güzel der değil mi? 6 tane gazetesi var bunun diyecek. İşte şu kadar şu var. Ama öyle değil. Ya biz hani ya maddi yani. Desteğe geçtik mesela. Ben 2003'te haftalık gazete çıkarmaya başladım Uşak'ta. O zaman dönemin valisi Ali Fuat Güven. Evet. İşte biz de hani valide ilgili haberler falan yapıyoruz. Valide'den telefon geldi. Vali Bey sizinle görüşmek istiyor. Ya biz herhalde bir pot kırdık falan da çekine çekine gittik. Girdim odasına, makam odasına. İbrahim Ethem Karahan sen misin? Evet. Bu gazeteyi sen mi çıkarıyorsun? Evet. Ya seni tebrik ediyorum dedin. Yani hani ya bu büyük motive oldu. Ya bu tabii. Valiye bir yük mü getirdi? Hayır ama ya yerel medya falan destekti bu. Hani bu tabii. Ve benim için çok büyük bir motive kaynağı oldu. Evet. Şu an yerel medyada biz de dahil işte biz de dahil hiç kimse suçlu değil ama bugüne kadar böyle geldi ama bugünden sonra artık gerçekten buna ciddi olarak hatta şunu söylüyorum yani bir belediye başkanı bunu dert edinmeli.
Bir milletvekili bunu dert edinmeli. Bir vali bunu dert edinmeli. Biz sorumluluk sahibi olan herkes, yani şu memleketi sevdiğini söyleyen herkes bu yerel medyadaki değişimi ve yani değişimin gerektiğini bunu dert edinip bir çözüm bulmalı. Ya bizim suçumuz şu olabilir. Ya güzel bir Türkçe kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Yani mesela bazen bir haber görüyoruz Facebook'ta evet. veya şeyde. Artık tahmini mana veriyoruz. Ya bu arkadaş bunu demek istemiştir. İmla yok, noktalama işareti yok, bağlaç olan değerin ayrı yazılması gerekirken bitiş yazılmış. Artık sen tahmini mana veriyorsun. Bunu demek istemiştir. Mana veriyorsun. Ya bizim en büyük suçumuz kendimizi geliştirmememiz. Evet, evet. Her şey yani maddiyat değil. Hani. Evet İbrahim Bey. Yani derdi dert edinmek gerekiyor. Derdi dert edinen iş adamları şu an elzem yani. Öyle. Elzem. Ve öyle bir şey olursa mesela biz bakın köşe yazısı yazıyoruz. Kendi şeyimiz de var ama hiçbir ücret talep etmiyor. Orada da yazarız yani. Renkli, her fikre saygı duyan, farklı fikirlerden böyle bir medyaya uşak hak ediyor. Şu an mesela 2,5 yıldır mesela düzenli olarak yazıyoruz. Yani ilk başta biraz hani zorlanırız diye düşünmüştük ama insan alıştıktan sonra artık bırakamıyor. Hani evet. Her hafta düzenli olarak devam ediyor. Doğru İbrahim Bey. Evet. Doğru. Ya yine sizin geçenlerde hani bir valimizin yerel medya küs mü diye bir herhalde bir yazınız çıktı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle İbrahim Bey, tabii biz hasbelkader şöyle oldu. Artık aylarını falan unuttum ama biz valiyle ilgili tabii bir yazımız şöyle başladı. Ulu Bey ziyareti yapmış Vali Hanım. Evet. Ulu Bey ziyareti yapmış. Ben de bir yerden geldim. Orada ana caddede çay içerken karşıdan görünüyor. 100 metre falan var aramız. Caddenin tam ortasında valinin arabası duruyor. Flama açık. İşte neyse duruyor. Yol kapanmış. Tabii orada ne olduğunu bilmiyorum ben. Ya biz çay içtik, bir daha çay içtik falan. Hatta ben saate de baktım ara. Yani 50 dakika falan diyenler dersem 50 dakika yol kapalı kaldı orada. Bu arada arabalar geliyor, orada eczane var, fırın var vesaire bir şeyler var. Yani bir caddede sosyal hareket ihtiyaçlar var. Ya. Sonra arabalar geri dönüyor falan. Neyse ben üzüldüm buna yani. Bir hani vali dedim ya yolu kapatıyor yani. Ne olabilir yani? Hani bir şey mi var falan? Ya hayati bir şey olmaz lazım. Yani neyse bir yazı yazdım ben. Yani inşallah valimiz kızmaz diye. Tamam bir yazı yazdım. Tabii bir şey olmadı yani neticede yazıyı yazdık. Şöyle olmuş orada sonra ben orada katılanlardan da dinledim onu. Böyle takıntılı insanlar vardır toplumda olabilir yani böyle gelip patavatsız laf ederler falan. Valiyi orada üzmüşler vali hanıma. Üzmüşler, üzülmüş yani orada tamam mı? Artık onun şehri midir bilmiyorum neyse. Ben onu da not ettim yani evet onlar isimleri de biz küçük yer olduğu için tanıyoruz tabii. O takıntılı insanları. Onların takıntılı olduğunu da belirttim. Ama ne olursa olsun dedim bir valinin o yolu kapatmaya hakkı olamaz. Devlet yol açar, yol kapatmaz. Ya belki valinin haberi bile yoktu yani. Ha, böyle bir yazı yazdık. Öyle başladı valiyle şeyimiz. Ondan sonra bizim Ulubey kanyonları var biliyorsunuz. Tabii ki. Kanyonlara biliyorsunuz Ulubey'e Denizli tarafından da giriş var. Ben orada aracılık faaliyeti de var bende ufak tefek. O kanyonların tabanında benim arılarım vardı, kolenim vardı. Oraya tabelaya da ismimi numaram falan yazdım ben. Telefon hem reklamım olsun hem de sahipsiz değil anlamında. Bir gün telefonum çaldı benim. İşte Ragıp Bey buyurun. Ya dedi ben sizin tabelanızı gördük dedi. Ya biz kaybolduk dedi bana. Ben de birkaç yerde var. Sordum ne şu var mı bu var mı falan anlamak için. Ha anladım ben. Yeri anladım. Dedi ki kaybolduk. Bize yardımcı olabilir misiniz? Tabii dedim ben. Telefonla tarif etmeye çalıştım. Ara sıra işte çekiyor, çekmiyor telefonu. Neyse kurtuldular yani sonunda. Bu arada ben dedim ki siz nasıl geldiniz oraya? Ya dedi biz işte Denizli tarafından geliyorduk. Navigasyon bizi buraya getirdi dedi. Az önce aynı sıkıntı yaşadık. Aynı sıkıntı yaşadık. Ondan sonra gene bir gün ben oraya koloniye arılara bakmaya gittim. Maske var, arı maskesi falan var. Tabii ağaçlıkların içinde falan. Gene bir lüks araba geldi. Benim minibüs var. Minibüsün yanımda durdu. Hemen benim jetonum gibi bunlar da kayboldu herhalde dedim ben. Sonra serslendi bir hanımefendi. İşte beyefendi diyor arıyor beni arıyor ağaçların içinde falan. Neyse dedi ki o da anlattı ya biz kaybolduk. Ya siz nasıl geliyorsunuz ona da sordum. O da navigasyon dedi. Sonra bu iş çoğaldı İbrahim Bey. Ha, ben bunu dert edindim ya bu insanlar navigasyon buraya getiriyorsa. Sonra gittim hakikaten bir baktım. Denizli'den Ulubey'e gelen karayolu üzerinde bir levha var.
Ulubey Kanyonları diye oraya gösteriyor. Tamam mı? Hmm. Karayolu kahverengi renkli böyle. Evet. Ondan sonra bunu ben tabii sorumluluk hissettim. Gittim kaymakamlığa bir dilek. Kaymakamı anlattım önce. Hadiseyi kırıkı çizdim falan. Yeni bir kaymakamdı. Sonra dilekçe verdim. Benim dilekçe karayollarına gitti falan. Onlar işte gitmişler oraya falan. Neyse. Olmuyor. Sorun çözülmedi. Tamam mı? Sonra bir yazı yazdım. Ondan sonra gene çözülmedi. Bu sefer yani Uşak Valisi'nin sorunları dert etmeme hakkım var diye bir yazı yazdım. Sonra çözüldü sorun. Hani hakikaten güzel çözüldü. Ya bazen gerekiyor yani. O tür yazılar gerekiyor. Yani çözüldü. Ondan sonra bu sefer ben valiye teşekkür ettim. Tamam mı? Aslında yani şöyle olması gerekiyordu. Ben bunları planlayarak yapmadım da. Ya biz bir insan, bir sorumlu, bir vatandaş, bir derdi sorumluluk hissetmiş değil mi? Bu uşağın, ne kadar güzel uşağın yani. Şeyini ilgilendiriyor. Ya bir insan teşekkür eder değil mi ya? Bir ararsın yani falan. Neyse ben öyle bir şeyler aklımda yok. Safhaneye gidiyoruz biz. Sonra ondan sonra bu şeyler oldu biliyorsunuz. Bizim sosyal şeyimiz var, derneğimiz var ya. Şu İl Kalkınma Vakfı bir program yapıyor. Ramada Otel'de bir program yapmışlar. Evet. Proje yapmışlar. Dernekleri ilgilendiren bir proje. Tamam mı? Ama dernek... Ben de katıldım belki toplantıya katıldım. Ha, bizim haberimiz yok. Hı. Kent Konseyi Başkanı'nın da haberi yokmuş. O da bana şey attı sonradan. Hı. Allah Allah ya bu da böyle bir şey olunca ya ne oluyor diyorum ben ya kendi kendime. Yani bir boşluk bir şey var yani. Sonra ben bunu anlattım. Yazdım başka bir yazımda. Hı. İşte yani biz niye çağrılmıyoruz? Neden böyle bir sorun yaşanıyor? Tamam mı? Özür bekliyorum ben yani. Ben değil yani daha doğrusu aslında anladın mı? Bu sistem bunu böyle yani. Özrü kendisi yapması gerekiyor falan. Neyse en son artık ben yoruldum yani hani bir şey yazmak falan. En son Kent Konseyi Başkanı'na bir mektup yazdım ben açık mektup yazdım. Mektupta bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak talebimi ilettim. Dedim ki bak biz böyle böyle bir sorun yaşadık. Bu sorunun özrü hala dilenmedi. Ha özür çok mu önemli bilmiyorum. Hayır ama... O tekrar olmasın yani. O yapı o özrü dilemezse o hatasını anlamamış demektir yani. Ben illa yazılı özür değil, değil mi? İnsani bir hatadır bu. Ya, ben de kabul ediyorum. Olabilir yani. Evet. Ama o vakfın başında da valimiz var yani. Değil mi? Tabii ki. Yani dolayısıyla onu yazdım Kent Konseyi Başkanımıza. Bekliyoruz tabii hala bekliyoruz. Bir cevap yok. Ondan da bir cevap yok. Sonra bir gün benim mesaj geldi bana İbrahim Bey. Mailime. Uzun zamandır mesaj gelmiyor. Sosyal medyadan dolayı. Hep herkes yorum oraya yazıyor ya. Dedi ki ya Ragıp Bey Uşak Valisi'nin size husumetim var yazmış sadece. Bana. Tanımadığım bir insan. Allah Allah husumet falan. Ha, husumet de farklı bir şey yani. Hani düşmanlık falan gibi ya. Ya bana ne husumeti olacak falan. Neyse ben de merak ediyor insan. Maile cevap verdim. İşte o bana bir şeyler yazdı falan. Sonra samimiyetime binaen ben evden de ayrılamayacağımı söyledim. Görüşme talebimi kabul etti. Sonra evimde bizim evin bahçesinde görüşmeye karar verdik. Bir hanımefendi, beyiyle, 5 yaşında bir çocukları var, kız çocukları. Geldiler. Dedim ki sen nereden çıkardın bu husumet şeyini? Hani şeyini? Ya bana işte yazımda anlattım orada yani neyse. Bak dedi sana husumet besler. Çünkü o yazı dedi sen işte devlet yol kapatmaz, yol açar. Yani bu yazıyı okumayan insanın dedi sana husumet beslemen ihtimali olmaz dedi yani. Sen çok safsın dedi bana yani. Bana her neyse sonra bakın bana şu nasihat etti ve ben onu kabul ettim yani içimden de. Sen dedi bırak bunları abi ya. Bunlar bu yazı çizi bunlarla uğraşma. Ne yapayım? Sen dedi bak ne güzel hikayem şeyim var dedi. Gençlere dedi hikaye anlatıyorsun. Ya bir öğrenciyi kurtar. Kişisel gereği bunlarla uğraş dedi bak. O gençlerde var ne varsa falan diye. Öyle bir güzel yazı yazdım. Benle ilgisi yok aslında yazdım. Ben tamamen olayı anlattım orada. O hanımefendinin bana nasihatlerini anlattım. Ama haklı çıktı. Hanımefendi haklı çıktı. Dedi ki bana, bak Kent Konseyi Başkanı da sana cevap vermeyecek. Göreceksin dedi. Cevap vermeyecek. Ha şu var dedi, sen orada bir cümle yazmışsın dedi. Kibir kırıntısı var. Acaba kibir kırıntısı mı var diye dedi. Ya, bakın doğru. O yazıdaki doğru. Tek doğru oydu dedi. Kibir kırıntısı. Göreceksin dedi. Hakikaten şu ana kadar haklı çıktı. Ama ben gene ümidimi kaybetmedim. Yani Kent Konseyi Başkanı'nın gidip bizim adımıza işte efendim ya böyle böyle bir sorun var. Bakın bir derneğin bir sorun yaşanmış yani falan diyeceğini ümit ediyorum inşallah. Ya yine geçen haftalarda sizin bir belediye başkanı Mehmet Çakın'ın tahliliyle bir yazınız çıktı. Bu yazıyı açmanızı istesek. Ya
İbrahim Bey şöyle, mesela ben hani dedim biraz önce sivil toplum kuruluşuyuz ya biz. Bizim hayallerimiz var yani, projemiz var. Ya yani. Mutlaka. Olması da gerekiyor zaten. Projede, projenin hiçbir yerinde ben yokum. Bizim derneğimiz yok. Yani biz derneğe bir gelir kaydedeceğiz veya dernek adına bir bina yapacağız falan değil. Bakın, ben burada projeyi de söylemek istemiyorum da. Mesela bir çeşme projemiz var. Bakın bunu Uşak Belediyesi yapsa tamam mı? Türkiye'ye gündem olur. İnanıyorum ki Türkiye'de belki bütün hayvanların, tabiattaki hayvanların su sorunu çözülecek. Çeşme projemiz var mesela bir tane. Neyse böyle projelerimiz var bizim, tamam mı? Biz bunu bir uygun ortamda gidip belediye başkanıyla konuşmak isteriz mesela böyle şeyleri, tamam mı? Ama bir de şu var. İbrahim Bey, herkes sizin gördüğünüz gibi değil. Herkes benim gördüğüm gibi değil. Herkesin şartları, imkanları farklı. Mesela bak size şunu örnek vereceğim. Bakın ben yaşlı bir annem var diyorum. Bunu reklamın için söylemiyorum da. Ya benim özel bir durumum bu. Ben ayrılamıyorum evden. Tamam mı? Bana belediye başkanı atıyorum bir insan dese ki işte sabah 8'de görüşelim dese ben gidemem. Saat 10'da dese ben gidemem. 11'de dese, anladınız mı? Özel bir program yapmam gerekiyor. Dolayısıyla bu biraz... Bizim programda akşam hani... Değil mi? Bak size gelmek için bak rica ettim şöyle yapalım böyle olur mu falan dedik yani. Allah-u Teala razı olsun sizden. Şimdi belediyelerimizin bu hassasiyeti taşıması gerekiyor. Bir. İki, sivil topluma, yani ne diyorlar ona, demokratik katılım, katılımcı demokrasi falan deniyor. Bakın bunlar lafta kalmamalı. Ya bakın ben bir şeyler üretmişim, proje. Sizle bir şey konuşmak istiyorum değil mi? Şehircim dertlenmişsiniz, bir şeyler üretmişsiniz. Dertlenmişiz, bir şey söylemişsiniz. Hani. Ben ne yapmam lazım? Bakın buna da çözüm söyleyeceğim şimdi. Gündemimiz olsun burada. Evet. Gündemimiz olsun. Şimdi ben bu belediyeye ilk bir yazı yazdım. Bakın bu insanın hassasiyetini ölçmek için yazdım benim. Var mı birisi diye. Şöyle bir tabir vardır. İçeride kimse varsa bir söz yetişir. Eğer bu binanın içinde kimse varsa, değil mi? Tıklatmak yeterlidir yani. Gibi. Şimdi Uşak şeyinin belediyesinin şeyine girince sitesine, şimdi değiştirdiler onu galiba. Başkana mesaj diye bir bölüm var. Tamam mı? Başkana mesaj verin diyor yani. Gönderin diyor. Evet. Giriyorum ben. Gönderemiyorum. Giriyorum, gönder. Çalışmıyor yani sistem. Ben de o zaman artık yazı yazmaya karar verdim tekrar hızlandırmaya. Hem esprili hem de aslında bir ihtiyacı duymak için. Nükte var. Başkana mesaj gitmiyor diye bir yazı yazıyorum. Ya ne olması lazım İbrahim Bey ya? Normalde ne olur biliyor musun? Arar seni veya cevap der ki, evet Ragıp Bey sizin dediğiniz gibi hakikaten o mesaj bölümü çalışmıyor. Teknik bir sorun. Veya biz sitemizi yenilemeyi düşünüyoruz. En kısa sürede çözülecek yani, gibi. Yani normal olan bu değil mi yani? Bu olmuyor. Arkasından bir daha yazı yazıyorum ben artık. Hani bir de insanız biz ya, bir şeye takılıyoruz artık ona. Onu sürdürüyoruz, asılıyoruz tabii falan. Fikir takip ediyoruz. Böyle uzatıyoruz. Ya bu acaba başkan okumuyor da bunu okuyanlar önemsiz. Aman Ragıp Bey de yazacak bula bunu mu buldu mu diyor. Diyoruz kendimiz ya. Bir sefer biraz daha derine bir yazı yazıyoruz falan, tamam mı? Ya özel bir durumumuz var. Belediye başkanıyla konuşamıyoruz. Telefonu yok bizde. Beni tanımıyor. Yani biz ne yapalım? Çözüm söylüyorum İbrahim Bey, tamam mı? Bunun için çözüm söylüyorum. Hem valilik için hem belediyemiz için. Ne yapmaları gerekiyor? Eğer gerçekten demokratik katılıma inanıyorsa, katılımcı demokrasiye inanıyorlarsa, sivil toplum dernekleri için, vakıfları için serbest sade uygulamaları yapmaları gerekiyor. Bu Türkiye'de bu da yok. Bakın bunu yaysınlar, bu da haber olur. Ulusal bir haber olur. Serbest saat uygulaması şu. Ben bir sivil toplum kuruluşu başkanıyım. Özel durumum var veya yok. Tamam mı? Bir de zaman sınırlaması da önemli. Ziyarete gidiyorsunuz. Orada bir sürü bekleyen var. Anladınız mı? Beni tetikliyor yani. Ben rahatsız oluyorum öyle bir şeyden yani. Ha, ben diyeceğim ki telefonumu açacağım. Serbest saat uygulamasından faydalanmak istiyorum. Uşak Gelişim Derneği Başkanıyım. Tamam mı? Ha, ondan sonra benim için ayrı bir randevu sistemi olacak. Bazen gece 10 olabilir. Eğer o da uygunsa. Ya şey de olabilir. Yani şu konuda ilgili görüşeceğim. Biraz aynen. Detay bir proje tahlili yapacağız diyeceğiz. Etüdü yapacağız diyeceğiz. Bize onun ve bizim, valimizin veya dernek başkanının veya belediye başkanının, dernek başkanının mutabık kalacakları esnek mesai dışında da olabilecek esnek şekilde. Olacak işte. Evet. Serbest sahada uygulaması yapalım İbrahim Bey ya. Bir çözüm olsun.
Ya biz ve, mesela ve yeni bir teklif olsun. Geçen sene şehir konuşmaları ilk belediye başkanımızla başladık. Mesela cumartesi günü sabah davet ettik. 3 saat başkanımız buradaydı. Kahvaltı yaptık, evet. Program çektik. Hani bir de cumartesi olduğu için de programı da esnekti mesela. Güzel oldu. Hani 3 saat boyunca biz başkanla birebir konuşma evet, fırsatı evet. Bulduk. Yani size de yani öyle bir esnek bir vakit olacak. Hani onda hemen şu programı yetişeceğim gibi bir derdi olmayacak. Evet. O zaman da verimli oluyor. Yani bakın serbest saat teklifi yapıyoruz. Hı. Valiliğimiz ve belediyemiz katılımcı demokrasiyi desteklemek adına onlara rica ediyoruz. Yani serbest saat uygulaması yapın bizim için. Sivil toplum kuruluşları için, vakıflar için, dernekler için yapın. Ya başkan beyin de hani şöyle bir talebi vardı geçen sene. Ya bize herkes işte imar için geliyor, iş için geliyor. İşte proje için gelen yok. Doğru. Öyle söylüyor tabii. Burada da mesela siz projemiz var diyorsunuz. Evet var. Yani işte var. Birbirine çekişiyor. Evet. Yani ben kızdığım için söylemiyorum bunu. Bakın bir teklif sunuyorum. Tabii ki. Ve bu teklif yapılırsa, mesela bunu belediye yapsa, valimiz hanımefendi yapsa, hani diyecekler ki mesela Uşak Valiliği serbest saat uygulaması başlattı. Sivil toplum kuruluşları için. Katılımcı demokrasi desteklemek için. Bakın ulusal haber. Bu gazete kent konseyinin yapması gereken bir iş bu. O da bir ayrı. Şunu söyleyeyim İran Bey. Yani bu şu. Eğer biz bunu yaparsak belediye, belediyelik başkanlık makamına değer katmış olur. Mutlaka. Valimiz valilik makamına değer katmış olur. Anladınız mı? Oranın değeri de yükselir. Hem de bakın bir sorunu çözüyoruz. Ne kadar basit bir şey. Bu teklifimiz İbrahim Bey. Böyle yapalım diyorum ben. Ya şimdi ya ben bununla ilgili bir geçen sene bir yazı yazmıştım mesela. Biz normalde gazetecilikte nedir mesela? Bir kural vardır. Haber biriktirilmez. Mesela bir haber geldiyse onu evet. Mesela hemen yayınlarsınız. Yani evet. Basın etiği buna gerektirir. Evet. Aslında bunu muhataplar için de aynısını işletmemiz gerekir. Mesela siz bir kurumu mesela eleştiriyorsunuz. Kurum size dönmesi lazım. Kurum size dönmüyor. Mesela bir daha eleştiriyorsunuz, yine dönmüyor. Evet. Atıyorum 6 evet. ay sonra bu kurumla bir işiniz oluyor. Evet. Ya sen bize diyorlar işte 6 ay önce bunları evet. yazmıştın. Evet. Bu da biriktirmedin hani. Tabii tabii. Ve bir diğerinden farkı yok. Hani o etiğe uymuyorsa mesela bu da etiğe uymuyor. Yani birbirinden bence çok farkı evet. yok. Yani patinaj yapmayalım tamam hemen evet. ilerleyelim yani. Tabii memleketimiz yani. İçin yani biz Uşak için bir şey yapalım diyoruz. Mutlaka. Bunu bakın bu şekilde yaparsak ha bu değil de şöyle olsun der öyle de yapalım ama böyle bir şeye ihtiyacımız var İbrahim Bey. Ya yine işte iki ay öncesinde bir kent konsey seçimi yaşadık. Evet. İşte ben de evet. Adaydım. Evet. Hadi yenildik. Seçimden çıktık. Sizin evet. de o dönem yazılarınız oldu. Şimdi yazılarınızı da açık açık dinleyelim sizden. Evet İbrahim Bey aslında siz yenilmediniz bence. Neden derseniz ben size mesela projenizi okudum. Dedim ki yani bir içimden tebrik ettim. Ya dedim keşke şu İbrahim işte Karahan, İbrahim Ethem Karahan kent konseyi başkanı olsa dedim. Aha, bu benim temennimdi ama şu var bakın gönüllere girmek öyle kolay değil. Mutlaka. Gönüllere girince de çıkmak da kolay değil. Bu çok önemli bir şey. Yani gönül kazanmak çok farklı bir şey tamam mı? Bakın siz bir işeler yapıyorsunuz. Ulubey'deki Ragıp Bayraktar'ı bilmiyorsunuz. O okuyor onu. Bir gönül kazanıyorsunuz yani. Dolayısıyla gönül kazandığınızı da hesaba katarak bence adım atın. Tamam mı? Hani mutlaka. Kazandığınız gönülleri de kaybetmeyi de düşünerek adım atın falan. Her neyse bence hiçbir şey kaybolmadı. Kaybolmayan hiçbir şey yok. Bakın o günden bugüne bak bir şeyler dolandı, dolaştı, geldi. Bakın ben şimdi kent konseyiyle ilgili gene burada teklif yapacağım. Tamam mı? Kent konseyi için. Kent konseyini eleştirmek, övmek anlamında değil. Kent konseyine itibar kazandırmak mutlaka, için. Yani, değer kazandırmak ya, için. Öncelikle kent konseyi rüştünü ispatlamanı. Hani, evet. Ondan sonra hani arkasından hızlı bir şekilde gelecek. Şöyle diyeyim bakın İbrahim Bey. Ben unutmayayım diye belki dedim sorar sormaz diye sizi. Şimdi şöyle edelim. Mesela kent konseylerinin şöyle bir şeyini yapalım şu an. Mesela örnek vereceğim ben size. Örnekler üstüne hemen pratik gidelim. Protokol listesi var biliyor musunuz valiliklerin? Evet. Devletin daha biliyorum canım biliyorum. Biliyorsunuz. 10 yıl gazete çıkardım. Evet. Günlük, evet. Biliyoruz. Evet. Orada protokol listesinde kamu yararına çalışan dernekler yer alıyor. Tamam. Biz almıyoruz mesela diyelim. Ama tabii, kamu yararına çalışanlar alıyor. Peki kent konseyini seçen vakıflar oy veriyor o vakıflar. Şeydeki, protokoldeki. Ama kent konseyleri protokolde yok biliyor musunuz? Yok. Şimdi bakın ne kadar güzel bir şey. Bakın şu an bir tespit yapıyoruz. Türkiye'de şu an hangi ilde, kaç ilde kent konseyi varsa bunlar protokolde yok. Ben teklif yapıyorum şu an. Bu teklifim şu. Kent konseyleri protokollere dahil olmalıdır. Bu şarttır.
katılımcı demokrasi için ve kent konseylerinin gerçek itibarına kavuşması için. Sadece Uşak Kent Konseyi değil bakın. Yani kendini kattıranlar var. Yani onu ya biz sürekli hani, hayır hani, şöyle kanun var İbrahim Bey. Bu işte kanun var. Şöyle oluyor. Onu da söyleyeyim. Nasıl yapılacağını da söyleyeceğim bu işin bakın çözümünü. Mesela ben şu an Uşak Valisi olsaydım böyle bir fikrim olsaydı da bir dilekçe yazardım. Başvuru. Başvuru şuraya oluyor. Dışişleri Bakanlığı'nın protokol müdürlüğü var. Dışişleri Bakanlığı'nın. Protokol müdürlüğü. Bakanlığı mıydı? Dışişleri Bakanlığı'nın. Protokol müdürlüğü var. Protokol müdürlüğü protokolü hazırlıyor. Cumhurbaşkanı da onaylıyor. İşleyiş bu. Hı. Tamam mı? Hayır dışişlerine alakalı. İçişleri değil mi? Valilik içişlerine bağlı. İbrahim Bey orasını ben sorgulamıyorum. Yani tamam. Işte, bilgimi söylüyorum sana. Tamam, niye öyledir onu bilmiyorum. Dolayısıyla biz Uşak olarak bir valimiz yapabilir bunu. Belediye başkanı yapabilir. Milletvekillerimiz yapabilir. Başvuruyor. Onlar yapmasa ben yapacağım dernek olarak. Uşak Gelişim Derneği olarak. Ya da bizim kent konseyi başkanımız da yapar. Ama bence en güzel ideal olan bir valimizin yapması, bir milletvekilimizin yapması. Bence valimiz yaparsa daha güzel olur. Ne olacak biliyor musunuz? Başvuru yaptık ya. İşte ulusal medyada Uşak tanınırlığı atacak. Ya, bak, tabii. Diyecekler ki Uşak valimiz ya da Uşak milletvekilimiz kent konseylerinin protokole dahil olmasını istedi. Başvuru yaptı. Ve bunu itiraz edecek hiçbir devlet kurumu yok. Neden? Herkes katılımcı demokrasiden yana. En azından kağıt üzerinde. Ve Avrupa Birliği standartları gereği. Anladınız mı İbrahim? Bakın bu da bir teklif İbrahim Bey. Bu da yani geçen sene Uşak'ta Uşak Sivil Toplum Birliği böyle bir oldu. Hatta ticaret odası vardı, esnaf sanatkarı falan. Evet. Böyle bir birlik var. İçinde kent konseyi yok. Yani böyle bir garip bunu, durum var. Bak bu çok önemli bir şey Uşak için. Hani ilk yani şehri falan diyoruz ya. Bakın ilk olalım işte. Yani. Bunu yapalım bu teklifi. Bir de kent konseyi için bunu bitirdim bu şeyi. Tamam. Kent konseyi için bir de şunu yapmamız gerekiyor İbrahim Bey. Eğer bizim yerel yöneticilerimiz gerçekten katılımcı demokrasiye inanıyorlarsa bu onlar için turnasol kağıdı şu söyleyeceğim de. Uşak İl Kalkınma Vakfı var. Ben bu vakfı çok inceledim. Hayalet vakıf gibi. Yani Uşak Üniversitesi kurulması için kurulmuş zamanında. Kurulmuş. Evet. Ondan sonra çok bir şey kalmamış. Diyebiliyorum ben. Şeyleri yapılıyor. Tamam neyse. Evet. Öğrencilere burs veriyor deniyor. İşte o bizim şeydeki sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili projeyi yapan vakıf. Bu vakıf. Neyse. O vakfa kent konseyi başkanı doğal üye olmalı. Yönetim kurulu üyesi olmalı. Onun altyapısı hazırlanmalı. Tamam mı? Bak bu da kent konseyimize değer katacak. Şehrimize de değer katacak bir teklif İbrahim Bey. Şimdi bir, ne yaptık? Protokole için başvuru yapacağız. İki, Uşak İl Kalkınma Vakfı'na doğal üye yapacağız. Kim olursa kent konseyi başkanı diye. Ya ben mesela normalde seçmeni bayağı birçok siyasetle görüştük. Ya seçilirsen mesela seni il tanıtım komisyonuna sokalım. Kent konseyi başkanı olarak falan diye. Mesela bir öneri gelmişti mesela. Evet. Mesela konulabilir tanıtım komisyonu, kent konseyi başkanı veya önereceği bir isim olabilir. Mesela o tür... Yani işte İbrahim Bey ben şunu söyleyeyim. Mesela ben bir teklif ediyorum değil mi? Şimdi bunun muhatapları şunu söylemeli. Bu olmaz şundan dolayı. Olursa yapmalı. Ama susmak nezaketsizlik. Mutlaka. Ben sevmiyorum. Yani ya size bir şey söylüyoruz medenice değil mi? Hani, tabii ki. Yani insancı ve Uşak yani, için. Hakaret etmeden. Tabii. Hani, belli için, bir seviyede. Uşak'ın bir değer kazanması için bir şeyler söylüyoruz. Ha, bunun muhatapları buna bir cevap verme. Peki verir mi? İşte yerel medya burada ortaya çıkıyor İbrahim Bey. Yani siz bir şey yazıyorsunuz. İşte hani ne dedik? Valilik dediniz. İşte husumeti var mı? Hiç kimse gidip de ya Ragıp Bey böyle bir yazı yazmış. Siz ne diyorsunuz? Diyebiliyor mu? Diyebiliyor mu? Vakti var mı? Zamanı var mı? Öyle bir sistemimiz yok. Ya ben mesela hani geçmişte bunun örneğini çok fazla gördüm. Ya Ali Fuat Bey valimiz döneminde, Kayhan Kavas valimiz döneminde bir haber yapıyorduk. Telefon geliyordu Kayhan Kavas valimizden ya. Haberiniz çok güzel olmuş mesela. Tebrik ederim falan. Haber geliyordu. Evet, yani bu valinin değerini atıyor yani şimdi genel medya gözünde. İşte İbrahim Bey yani şu gündem var ya gündem. Evet. Gündem oluşturdu. Mesela biz şu an sizde bak kaç tane gündem oluşturduk burada şu an biliyor musunuz? Mutlaka evet. Bak gündem oluşturduk yani. Bu gündem işte burada kalıyor yani. Bu gündem muhatabının önüne gidip bakın böyle bir teklif var siz ne diyorsunuz? Demirel derdi no comment, yorumsuz, yorum yok.
Böyle bir şey olamaz yani. Mutlaka. Anladın mı? Yorum olması gerekiyor. Çünkü sen yorum yapmakla mükellefsin. Ya, seni yok sayıyorlar. Hani işte, o. Hani. Yani işte yerel medyaya geliyor yine hadise. Tabii. Tamam mı? Dolayısıyla bizim Uşak'a bir değer kazandırmamız gerekiyor. İşte bak mesela şu an gündem oluşturduk İbrahim Bey. Yani ya ben, eğer gündemse. Sizin mesela yani, kent konserindeki eleştirilerinden sonra ben de hani bir öz eleştiri yaptım. Ya benim en büyük yani kendime yönelik eleştirim kent konserinin önemini anlatamadık. Yani veya inandıramadık insanlara. Ya kent konserinden bir numara olmaz. İşte daha önce yaptılar olmadı falan. Hani, ya biz olabilir, yapılabilir demenize rağmen. Ben bunu... orada size katılıyordum. Ha. Onlara aslında öyle bir şey katılmıyorum. Mesela ben örnek vereyim bak çok basit. Siz o para, proje, bütçe falan diyorlar. Yani bunlar şey bence sığ görüşlü insanlar. Tabii bunu canım. Söyleyenler. Mesela dediniz ki siz bir ödül sistemi dediniz değil mi? Bunun bak sadece şey onu yapsanız. İyi bu, sadece iyi bir organizasyon. Başka bir şey yok. Sadece onu yapsanız vazifenizi yapmış olursunuz. Tabii. Paraya gerek yoktur bir şey. Ben ödül veriyorum işte. Beyaz Kalpler ödülü veriyoruz gelişim derneği olarak değil mi? Niye? İşte yerel medya destek olalım, marifet iltifada tabidir, destek olalım tabii. Diye veriyorum. Yani ben bugün... Para harcamıyoruz yani. Ölen bir kişiyle muhabbet ettim. Mesela İstanbul'da büyük bir aile Uşaklı. Ya yani Uşak küsmüş durumda. Yani biz de Uşak'a kadar yatırım yaptık, şu binayı kazandırdık, şunu yaptık. Ne arayanımız var, ne soranımız var, ne iltifat eden var. Hani bunlar çok mu zor? Değil. Yani şeye evet. Davet edip ufak bir plaket vermek. Hani evet. Çok masraflı bir iş. Değil. Evet. İbrahim Bey şimdi ben bu hani vali dedik işte belediye başkanı falan ya. Ya biz valimiz ne kadar başarılı olursa bu bizim iftihar meselemiz. Belediye başkanımız ne kadar başarılı olursa bu iftihar meselesidir. Ama ben orada neler oluyor onu bilmiyorum. Yani biz nihayetinde hepimiz insanız. Duygularımız var, hislerimiz var falan filan var. Bir şey anlatacağım buna çözüm olsun. Mesela ben bir dönem yıllar önce yani işte 2000 yılında da herhalde bir gazetede bir yazı yazdım. Bir milletvekiline eleştirileri anlattım. Yani kendi partisinden eleştiri olduğunu söyledim bir milletvekiline. İsim falan önemli değil. Burada isimlerin önemi yok. Ve karşılaştığım tepki şu. Telefonum çaldı. Buyurun. Lan sen o yazıları niye yazdın? Diye. Tamam mı? Bunu şunun için anlatıyorum. Ya bu bir demokratik kültür eksikliği. Tamam mı? Eleştiriye tahammül yani. Demokratik kültür. Mesela şöyle. Benim eleştirim elbette onun hoşuna gitmez. Kimsenin hoşuna gitmez. Beni eleştirseler benim de hoşuma gitmez. Ama çözüm ne biliyor musunuz? Çözüm şu. O adam beni hiç tanımıyor. Gerçekten benim ses tonumu bilmiyor. Benim ne düşündüğümü bilmiyor. Dünya görüşümü, ahiret hiçbir şey bilmiyor. Normalde onun yapması gereken şu. Şu. Beni arayacak. Değil mi? Ya Ragıp Bey, böyle bir yazı yazmışsın diye. Ben sizinle bir çay içmek istiyorum. Bir, çay içtik değil mi? Beni tanıyacak. Benim torbamda ne var? Peynir mi var, ekmek mi var, yağ mı var, tuz mu var, hazine mi var? Bunu öğrenmesi lazım. Kendisi için düşünüyorum yani. Ondan sonra da beni, ben bir yazı yazıyorum değil mi? Beni sen eğer menfaatin varsa, beni ikna et, kendi menfaatin yönünde ben yazayım. Tabii canım. Anladın mı ya? Yani. Dolayısıyla yani demokratik kültür budur. Yani ben bir değersem, bir şey yapıyorsam sen beni lehine çevir. Ben kent konseyi başkanına Mehmet Kurnaz Bey miydi? Evet. Ha, bakın ona buradan şunu da rica ediyorum yani. Bakın ben bir yazı yazıyorum. Ya susmakla bir şey olmaz kardeşim. Susmakla bir şey olmaz. Sen ben sana bir açık mektup yazayım. Bir de dilekçe bu. Peki bizim kent konseyi başkanının, kent konseyinin bir hizmet standardı olması gerekiyor herhalde. Mesela bir yere siz bir dilekçe verseniz işte 30 gün içinde cevap veriyorlar değil mi? Bu bir dilekçe. İşte bakın o da yok kent konseyinde biliyor yok, musunuz? Yok kurumsal yapı yok. O da yok. Dolayısıyla biz mesela Mehmet Bey ben hiç tanımıyorum. O da beni tanımıyor. Biz onunla tanışsak anladınız mı? Belki arkadaş olacağız. Belki çok iyi şeyler yapacağız. Benim onu buna yazmam onu eleştirmek için değil. Bakın bir sorunu ortaya koyuyorum ya. Ben ne yapayım yani başka? Ne yapabilirim ki yani? Ya ben mesela geçen dönem Cemil Cevher başkanımızdı. Ya ben ya defalarca eleştirdim ama ben kişisel bir hakaret etmedim. Evet. Ya ben yani daha iyi olsun, hani şehir bir şey kazansın elbette. Diye şu anda da ben yani Cemil Bey'le muhabbet ediyoruz. Yani bir bu iş kavgaya dönmedi. Yani evet. Bir bunu aşabilmemiz lazım. Ya ben mesela Mehmet Kurnaz'ı hem seçim sürecinde de mesela ziyarete gittim. Seçim sonrasında da mesela ziyarete gittim ama ben ondan bir bunun karşılığını göremedim. İbrahim Bey, şimdi ben bunu anlattım. Bak belediye başkanı bir milletvekilinin bana tavrını anlattım değil mi? Hakaret evet. Hamisi sözünü.
Ben işte valilikte ne oluyor, belediyede ne oluyor, Mehmet Bey nasıl bir dünyada, onu bilmiyorum. Tamam mı? Mesela Funda Hanım nasıl bir dünyada, ben onu bilmiyorum. Ama tabii devletin kanunları var, kuralları var. Yalnız bir hikaye anlatayım müsaade edersen buyurun, burada. Buyurun. Bak hikayeciyiz dedik, hiç hikaye anlatmadık. Evet. Yardımcılar, danışmanlar, işte vezirler, her ne derseniz ismine. Hı. Yardımcılar, işte sizin eşiniz size yardım ediyor bu da. Çok önemli bunlar. Size, anladın mı? Size hizmet sağlayanlar çok önemli. Bunun önemini anlatan bir hikaye var. Tamam mı? Bir vali varmış, zalimmiş, tamam mı? Çok zalimmiş. Yani kendine bir şey danışanı hemen azarlarmış. Tamam mı? Hep onun dediği olması gerekirmiş. Böyle sıkıntılı birisi. Yalnız bu valinin veziri de çok iyi bir insanmış. Çok merhametliymiş. Hatta o kadar merhametli ki valiye de çok merhamet ediyormuş. Ya bu adam aslında iyi tarafları da var bunun diyormuş. Ama ne edeyim, nasıl edeyim de bunu bu huyundan, zalimliğinden vazgeçireyim, ibret alsın diye düşünürmüş böyle, tamam mı? Bir gün bunlar ava gitmişler, ikisi. Ava giderken işte okla gitmişler, dolaşmışlar, yorulmuşlar. Böyle bir viraneye, karşıdan viraneyi gören bir yere oturmuşlar kütüğün üstüne. Dinlenirlerken o viranede de iki tane baykuş varmış tepede. Evet. Onlar da ötüşüyorlarmış böyle birbirinin boynunda dönüyor ya onların böyle. Padişah demiş ki vezirine, ya demiş keşke şunların demiş dilini anlasaydık. Ne konuştuklarını anlasaydık demiş. Öyle bir kabiliyetimiz olsaydı. O zaman sadrazam içinden demiş ki, ulan tam zamanı demiş ya. Bu fırsatı değerlendireyim de padişahıma nasihat edeyim demiş. Ailenler nasihat edemiyor. Tamam mı? Şuna nasihat edeyim diye. Hemen pratik zeka demiş ki, padişahım ben onların az çok dilinden anlıyorum demiş. Allah Allah, senin öyle bir hasretin mi vardı demiş ya. Ya ben tabii hiç mevzu olmadı. Padişahım var biraz demiş. Babam öğretmişti bana demiş. O zaman heyecanlanmış padişah, tamam mı? Demiş ki dinle bakalım ne diyor bunlar. Bizim sadrazam dinliyor gibi yapmış artık, tamam mı? Baykuşlar işte böyle kafaları o bir ona falan bir şeyler merak etmiş. Ne diyor, ne diyor demiş. Demiş ki padişahım şu soldaki baykuş sağdaki baykuşun kızını istiyor oğluna demiş. Yapma ya. Demiş, heyecanlanmış iyice. Meraklanmış da. İyi dinle bakalım. O da artık dinliyor gibi yapıyor. Biraz dinlemiş, dinlemiş. Ne diyor, ne diyor demiş. Ya padişahım demiş sağdaki diyor ki demiş. Ya tamam ben kızı sana veririm ama benim kızım çok alımlı, çok güzel demiş. Tamam mı? Çok değerlidir. Mehri çok isterim. Mehir, başlık, evet. Başlık, neyse işte. Onu çok isterim demiş. Peki öteki ne diyor? Ya o da ya veririz neyse demiş falan. Dinle bakalım işte gene dinliyor gibi yapıyor falan. Ne istiyor demiş mehir olarak. O da demiş ki padişahım demiş 10 tane virane istiyor demiş. Adette bir viraneymiş, tamam mı? 10 katı istiyor. O ne diyor demiş. Şöyle, o arada biraz susmuş vezir. Tamam, meraklansın da hani dinlemiş, dinlemiş. Ne diyor, ne diyor demiş. Ya söylemeyin padişahım demiş artık. Tamam, hani mahcup şekilde. Boş ver padişahım falan. Ya olur mu demiş, söyle kardeşim ne diyorsa. Ya padişahım lütfen demiş ya, ben diyemem öyle bir şey falan, söyleyemem. Ya söyle kardeşim demiş ya, Allah Allah. Senin ne kabahatin var, ne diyorsa onlar diyor demiş. Öyle deyince vezir demiş ki, padişahım. Sağ kanadıyla sizi gösteriyor demiş, kanadıyla. Bu zalim valinin olduğu memlekette 10 değil 100 virane gene veririm ben sana diyormuş. Yani şu bakın, zalimlik ocak söndürür. Tamam mı? Gönül yıkar. Öyle deyince bizim padişah, Allah-u Teala'nın hikmeti ya, İbrahim Bey, susmuş demiş ki, vay be demiş ya. Bizim zalimliğimiz baykuşların ağzına kadar düştü ha demiş. Ve bakın ondan sonra öyle bir adil vali oluyor ki o. Onu da daha sonra anlatayım. Yani ya İbrahim Ethem Hazretleri'nin de buna benzer birçok hikayeleri vardır. Evet. Yani. Aynı tarzda. Ders alıyor. Yani şu var İbrahim Bey, yani yardımcılar önemli. Yanınızdakiler ya İskender'in önemli. İskender'in de bir vezirini görevden alıyor ya. Evet. Yıllardır diyor sen vezirsin. Evet. Ve her zaman benimle aynı şeyi düşünüyorsun. O zaman sana ihtiyaç yok. Yani önemli. Yanınızdakiler önemli. Arkadaşlarınız tabii. Önemli. Değil mi? Samimiyet önemli. Tabii. Evden dün ben bir yazı paylaştım. Yani istişare dalgalıklara değil,
acı söz söyleyebilenlerle yapılır. Evet. Yani bu önemli. Ya iktidar ve muhalefeti de işin içine kattığımızda Uşak yerel siyasetini nasıl değerlendirirsiniz? Evet, İbrahim, şuna şöyle bir kesin çizgi koyalım. Hı. Genel siyaseti bak kenara atalım. Tabii. Ya bizim tamam. Yerel siyaset. Genel siyaset atalım. Şimdi genel siyaseti kenara atınca da yerel siyasette hiçbir şey kalmıyor İbrahim Bey, biliyor musun? Aynen öyle. Ya ben mesela geçen de Kemal Kılıçdaroğlu geldi Uşak'a. Evet. Ya Uşak'la ilgili bir tane bir şey söylemez mi ya? Hani nedir beklenen mesela bir iktidar partisinden gelince ya bir sıkıntının çözümünü mesela sağlar veya evet. Bir müjde verir. Evet. Muhalefetten de mesela bir yetkili gelince bir sıkıntının dile getirilmesini sağlar değil mi? Evet. Ya yok yani. Bunu mesela bir eleştiren yazı yazdım. Şöyle söyleyelim İbrahim Bey. Tabii ben kendi penceremden olanı biliyorum. Tabii. Tamam. Benim penceremden görünen şu. Şimdi ne var? İşte iktidar ve muhalefet partileri var. Yani ittifak diyelim. Yani Cumhur ve Millet. Cumhur İttifakı var. Ve diğeri var diyelim. Şimdi benim penceremden şu görünüyor. Mesela ben yazıyorum. Diyorum ki işte atıyorum muhalefet milletvekiline işte Özkan Yalın Bey'e bir yazı yazıyorum. Tamam mı? Diyorum ki benim yazar asistanlarım var İbrahim Bey. Belki biliyorsunuz. Geçen... İşte bu yazı yoğunluğu olunca bilgi toplamak zaman alıyor bende. İşte falan. Dedim ki asistanlara işte taksim yaptık, görev taksimi yaptık. Sen dedim işte CHP milletvekilinin sosyal medya hesaplarına bakacaksın. Kimleri takip ediyor? Uşak'ta beni takip ediyor mu? Gazeteci olarak kimi takip ediyor? Medya falan istedim. İşte iktidar istedik falan. Netice bir tane yerel medya beni takip etmiyor mesela. Boş ver, beni diğerleri ilgilendirmiyor, tamam mı? Beni takip etmiyor. Ya ben Uşak'la ilgili yazı yazıyorum. Yorumlar yapıyorum. Teklifler yapıyorum, tamam mı? Beni takip etmiyor. Bu sefer takip etmiyorsunuz diye yazılar yazıyorum ben. Tamam, takip edin diye. Hani birbirimizi takip edelim, birbirimizi dinleyelim diye. Çünkü mesela ben dedim ki bir yazımda Uşak için fikri olanlar ne yapsın? Benim Uşak için fikrim var. İşte gene aynı yere geliyoruz da. Fikrinin sönmesini bekliyorlar. Tamam yani bu ümitsizlik yani, bitsin. Bak gene aynı yere geliyoruz İbrahim Bey. Evet, tamam evet, aynen. Uşak için fikri olanlar ne yapsın diye bir yazı yazdım. O zaman Egem TV'de yazıyordum falan işte. İşte örnekler veriyorum. Mesela diyor ki Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı bir şey yazdı biliyorsunuz. Duyuruya çıktı. Dedi ki ülkem için fikrim var olanlar yazsın. Bir şey oluşturdu, grafik oluşturdu internet üzerinden. Evet. Değil mi? Onu örnek verdim. Ama mesela benim işte Ulubey'in yerel tarımı için mesela bir projem var. Ama ben bunu ülkem için bir projem var diye yazamıyorum oraya, tamam mı? Ya tabii ki yerel bir proje. Böyle yani böyle bir yazı yazdım. Tıs yok, ses yok mesela, tamam mı? Sorumluluk alan, onu ilgi alanına sokan bir şey yok. Ne yapayım ben, ne yapabilirim İbrahim Bey? Ne yapıyorum biliyor musun? Benim düşüncem şu. Ha dedim ki ben, ya bu yerel muhalefet milletvekili var. Böyle bir milletvekili var değil mi? Bu çıkar, der ki, kardeşim bak bu Uşak'ın açan fikri olanlar ne yapsın diye bir açıklama yapar ya mesela. Yapamaz mı yani dedim kendi kendime. Ya yapar dedim ya, niye yapmasın? Yapar ve bana destek olur dedim. Tamam mı? Uşak için bu. Bu bir yerel siyaset işte yani. Ama olmuyor. Ondan sonra dedim ki ha bu belki okumuyordur dedim. Ya olur ya takip etmiyor bizi şey etmiyor. Bu sefer cep telefonuna yazılarımı şey atmaya başladım. Ve benim asistan bir gün CHP'nin asistanı. Hı. CHP'ye bakan asistan. Boyuna soruyor bana kız çocuğu. Abi cevap var mı? Bir şey var mı? Falan soruyor. Yani geçen sene Özkan Yaman'ı bir eleştirdim. Evet. Akşama döndü. Neyse dönmüyor. Ben dedim kızım yani şey yok. Yani tepki yok falan. Şu yok. Sonrasında da programa davet ettim. Programa geldi. Ama orada da şöyle bir sıkıntı oldu. Bana dedi ben iktidar partisi milletvekili değilim. Her şeyi sorabilirsin dedi. Sorduk. Hiçbir eleştiri yok. Evet. Yani şöyle İbrahim Bey. En son mesela bu şaka bir şey ama ciddi bir şey yani. Dedi ki bana yasa sistemim ben bununla ilgili uğraşamam dedi ya. Neden? Muhatap alınmak istiyor. Bak bir şey yapıyor. Bedelsiz, gönüllülük esasına göre ve memleketi için. Uşak için bir şey yapıyor. Bir sorun dile getiriyor. Mutlaka. Sen çıkıyorsun bir milletvekili olarak. Diyor ki biz gururla muhalefet yapıyoruz.
İktidara geldiğimizde bütün sorunları çözeceğiz diyor. Bakın kendi ifadesi mi? Gururla diyor. Hayır, peki ben de o zaman soruyorum. Sen iktidara gelince, iktidara gelmeden önce muhalefetken çözebileceğin şeyler var. Yani. Onları niye çözmüyorsun? Sen şurada dibinde işte gencecik, amatör, memleket gönüllüsü bir insanın sesini duymuyorsun. İktidar olunca sen kimi duyarsın ki yani? Ben inanır mıyım ona yani? İnanamam. Böyle bir şey olamaz yani. Dolayısıyla bence yerel şeyin, muhalefetin önce benim gibi, sizin gibi yazarların, tamam mı? Mesela ben şu an şeyde bekleyen dilekçemiz var şeyde, kent konsey başkanına. Çıkıp açıklama yapabilir il başkanı. CHP il başkanı açıklama yapabilir. Ragıp Bey'in niye cevap verilmiyor? Bu derneğe niye alınmamış? Diyemez mi yani? Ya şimdi de ya iktidar cinahında da çok farklı. Yani yok değil. Yok, ona ayrıca geleceğim iktidara. Bak ben muhalefeti söylüyorum şu an. Hiçbir işleri yok İbrahim aslında Bey bunların ya. Ya yerel medyanın aslında vekiller için şöyle bir avantajı da var. Yani mesela vekilimizin birisi sanayici, birisi doktor, birisi avukat. Yani her alanı bilmeleri imkanı yok. Yani mesela bu yerel medyada çıkan hani ya ciddi eleştirilerdir, yazılardır. Bu onlar için aslında iyi de bir kaynak. Ya şehirde böyle bir sıkıntı var veya şöyle bir avantaj var. Bunu meclise taşıma için elde ne malzeme gelmiş oluyor. İbrahim Bey, bakın ben bir sadece basit köşe yazarı olarak diyorum ki ben bir sorunu dile getiriyorum. Benim muhatabım beni muhatap almıyorsa, beni yok sayıyorsa sen bir muhalefet milletvekili olarak, muhalefet il başkanı olarak, muhalefet ilçe başkanı olarak bana yardımcı ol diyorum. Mutlaka. Sen bana yardımcı olursan benim için umut olursun. Tabii ki. Sen umut olmazsan iktidara gelemezsin kardeşim. Yani. Dolayısıyla şunu diyorum, çok işte memleket dertleriyle uğraşıyorlar, Uşan derdiyle uğraşmıyor. Onu da anlatmaya çalışıyorum. Yerel, ya lütfen bizi dinleyin ya. Bizi dinleyin ki Uşak bir değer kazansın. Bir basamak atlayalım ya, yani. Patronaj yani, yapmayalım. Haftada bir farklı bir basın mensubuyla buluş, değil mi? Yani yarım saat, bir saat, her hafta farklı bir basınla hem tanışırsın, hem dinlersin, hem senin için de güzel bir veri kaynağı oluşur. Maalesef yok. Ya en azından hani buluşma değil, ya bir şey yazıyoruz bakın, evet. Kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tabii ki. Yani. Ya bu değerli yani, bu değerli bir şey. Evet. Sen bununla ilgilenmezsen ben memleketin dertlerini iktidar olunca halledeceğim, bana çok yavan geliyor o. Tabii ki. Yani samimi gelmiyor. Dolayısıyla bir de şöyle, ben sizin programınızda dinledim mesela. İşte il başkanı, CHP il başkanı Ali Karaoğlu Bey değil evet. mi? Burada belediye başkanını başarılı buldu kısmen. Dedi ki bu kadar parasızlıkla bu işi götürebiliyor dedi. Bir. İroni şeklinde. İroni yaptı tabii. Yani doğruluk da var, ironi de var. Bir de valiyi çok beğendiğini söyledi. Valide hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi. Hemşerisi. Ama şu şehre düşmedi orada değil mi? Mesela şu şehre düşseydi benim için o umut olurdu yani. Mesela deseydi ki vali hanım çok iyi. Sadece gerekçe olarak da şunu söyledi. Bizi protokollere çağırıyor falan filan dedi. Ama ya Ragıp Bey'in Sivil Toplum Uşak Gelişim Derneği'nin bir sıkıntısı var. Onunla ilgili de bir şerh düşmedi misal yani. Ya, misal diyorum yani. 9 tane olmuş söylersin. Şu noktaya da dikkat etsek güzel olur. Şunu demek istiyorum İbrahim Bey. Bizden haberleri yok. Yok. Anladınız mı yani? Ya, suç bizde de var ama yani tek... Yani biz sürekli hani karşıyı suçlayarak değil de biz suçlamıyoruz İbrahim yani Bey. Biz yani de, biz genel bir dile getiriyoruz ya. Ben onu cep telefonlarına atıyorum yazılarımı. Bakın zaman, yok sayıyorlar yani. Bizi takip etmiyorlar yapıyorum. Her neyse yani şunu demek istiyorum. Yerel muhalefet bizi takip ederse bizim destek istediğimiz yerde bize destek olsun. Bu kadar ya, istediğimiz başka bir şey yok. Ellerine de malzeme gelmiş olacak yani hani. Evet. Yani bizim onlardan istediğimiz tek şey bu. İktidara gelince İbrahim Bey, İktidarın da şunu yapması gerekiyor. Hani ben şöyle siyasi görüş olarak Cumhur İttifakı'nı prensip olarak yani destekleyen bir insanım ama şunu yapması gerekiyor. Muhalif kendi içinde bir muhalif oluşturup, tamam mı? Muhalif kontrol mekanizması kurması gerekiyor. Yani bir kontrol destek mekanizması kurması gerekiyor. Mesela atıyorum siz bir şey eleştiriyorsunuz diyelim. İşte partinin genel politikalarını değil de partide birisini eleştiriyorsunuz, bir şeyi eleştiriyorsunuz ya. O grup muhalif şey buna ele almalı. Bunu mutlaka yapmaları gerekiyor yani, tamam mı? Kol kırılır, yen içinde kalır falan olur falan. Böyle bir şey değil. Ya bizim kötümüz. Hani iyidir. İşte yani bunu mutlaka yapmaları gerekiyor yani memleketimiz için yani. Tabii ki.
Bu olursa tabii iktidar içinde biz bir şey işte belediye başkanımız mesela şu an iktidar partisinden. Ya işte bizi dinleyin ya bu zor çok bir şey istemiyoruz yani. Tamam mı? Bizi dinlemeleri gerekiyor. Şeyin de işte bu iktidar partisinin de bu destek sistemi yani iktidarın böyle bir projeyi kurması, sistem kurması gerekiyor. Öz eleştiriyi kendi içinde ciddi yapacak. Tamam bir şeyi kurması gerekiyor. O sana bana şuna bu işi yapanlara da o güveni vermesi gerekiyor yani. Mutlaka. Evet. Ya Rakip Bey benim genel manada sorarım bunlarda. Evet, evet. Sizin eklemek istediğiniz neler var? İbrahim Bey inşallah ben özellikle gündem olsun diye hani buraya hazırlıklı geldim. Siz sormasanız da söyleyecektim o şeyleri. Dediğim gibi şey için Uşak olarak bir değer kazanmamız için mutlaka kent konseylerini protokole katılım için başvuru yapalım diyorum yani. Devlet ricaliyle, işte valilik makamıyla olabilir. Bunu mutlaka yapalım diyorum. İl Kalkınma Vakfı'na kent konseyi başkanı üye yapalım diyorum. Bunu da diyorum. Bir de valimiz ve belediye başkanımıza bu serbest saat bize tamam mı? O serbest saat uygulamasını getirmesini rica ediyoruz yani. Faydalı olacağımıza inanıyorum yani. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel şeyler olur şehir adına. İnşallah. Ve gayretlerimizin, emeklerimizin karşılığı da bir nebze gelmiş olur. İnşallah. Teşekkür ederiz. Bugün de şey konuşmalarının sonuna geldik. Misafirimiz, meslektaşımız Rakip Bayraktar'dı. Keyifli bir sohbet oldu. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle Uşakşehir YouTube kanalımıza abone olmanızı, yorum ve beğenilerle desteklerinizi bekliyoruz. İyi akşamlar.